Bugün 15 Nisan 2022. Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar, şu an Kotik köyünün çok yakınlarındayız. Dün öğlen gibi göç yoluna düştük. 23 saatte hemen hemen 14 kilometreye yakın ilerlemiş üzereyiz. Hayvanlar şimdi burada yatıyorlardı. Koyunların yarısı aşağıda yatıyor, bunlar da yatıyordu. Arkadaşlar, böyle bir yerdeyiz. Uzak yerleri net görüyoruz. İlerimizde kocaman bir ova var. Şu Kortalan ve Batman arasındaki yol. Buranın 200 metre ilerisinde bir tane köy var. Biz bu yoldan böyle geldik ve böyle gideceğiz. Arkadaşlar, çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Stres, yorgunluk, heyecan, macera. Bunları hepsini yaşayacağız bu yoldan. Çünkü yolumuz çok uzun. Dağlarda, bayırlarda, karlarda. Bunların arasında ve içinde hep geçeceğiz yolumuz. Bunların arasında geçecektir. Bir baktık, ayılar koşuyor. Bir tarafta tavşanlar, bir tarafta tilki, bir tarafta kurt. Daha netleşmemiş. Van Başkale'de bir yayla kiralamışız. Başkale'ye yakın bir tane yayla var. Orayı kiraladık. Henüz kesin değil. Her an iptal de olabilir. Ama şimdilik oranın konumunu, istikametini tutmuşuz. Bakalım, bir hafta belli olur. Şu an kaldığımız yer Batman'a bağlı. Batman Van arası 300 kilometre. Yürüyerek 45 gün varırız herhalde. Hayvanlar gündüzleyin 3 saat 4 gibi yatacaklar, dinlenecekler ve gece akşam hep ilerleyeceğiz. Bu aralar gündüzleyin çok sıcak ve akşamları çok soğuk oluyor. O yüzden geceleyin hareket etmek daha mantıklı. Koyunlar bu yolculukta bazen susuz kalıyor ve yorgunluk basıyor. Aynı zamanda bize de yorgunluk çok basıyor. Çok yorgun, yoruluyoruz, strese giriyoruz. Ama bir anda da çok eğlenceli oluyor. Hani böyle, hani gitgide önüne çok değişik yerler geliyor. Hiç görmediğin yerler görüyorsun. Dağları görüyorsun, çeşmeleri. Ne bileyim. Polat. Arkadaşlar, Polat ve George koyunların önünden gidiyor. Oğlum, var mı bir şeyler? Etrafı kontrol ediyorlar. Kafaları havada. Sağ sol. Gözetleme yapıyorlar ve öyle ilerliyorlar. Ne oldu? Ulan! Ne gördüler?
Arkadaşlar, koyunlar bu önümüzdeki sırtın arkasında. Koyunların önünden geldim. İlerimizde çeşme vardı, daha önce görmüştük. Dedim bir bakayım suya halan akıyor mu? Yoksa kurumuş mu? O yüzden koyunların önünden geldim. Arkadaşlar, böyle derin bir vadiyeden geldik. Karşımızda kayaltı mağaralar var. Vadide yol geçiyor. Bu vadinin ilerisinde çeşme olması gerekirdi. Buradan vadinin içine bakıyorum, derede su akmıyor, vadide su yok. Çok sessiz bir yer. Arkadaşlar, çeşme buranın 500 metre ilerisinde. Hemen şu keskin virajda orada vadi ikiye ayrılıyor. Çeşme de her iki vadinin arasına düşüyordu. Arkadaşlar, vadiye indim ve çeşmeyi bulamadım. Gerçekten bu durum hayvanlar için çok kötü. Ya bu vadide bir tane çeşme vardı ama nerede? O kadar yol geldim bu şuna. Şurada bir tane kilise var. Yıkılmış gözüküyor. Şebeke de çekmiyor. Bu taşın oturması da çok hoş. Koltuk gibi duruyor. Neyse arkadaşlar, videoyu burada sonlandıracağım. Bu yoldan biraz daha ilerleyeceğim. Güneş battı.
ve karanlık çökmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle yoluma devam edeceğim. O çeşmeyi bulmam gerekiyor, yoksa hayvanlar susurluluktan. Neyse, videoya like ve kanala abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar, burada bir çobana denk geldik. Adama soralım. Belki suyun nerede olduğunu biliyordur. O kadar aradım mı olmadı. Sürüde kimse gözükmüyor. Köpek var mıdır acaba? Evet, çobanın yanına gidiyoruz. Bakalım. Bir de çeşmenin yeri tarif edecek mi? Çeşme var mı yok mu? Arkadaşlar, adamla konuştuk. Çeşmeyi gösterdi. Allah razı olsun. Tarif etti. Çeşme hemen şu kum ocağının karşısında. Oradaymış. Bu vadide çeşmenin var olduğunu biliyorduk. Ama çeşmenin olduğu yeri unutmuştuk. Biz o çeşmeyi yıllar önce görmüştük. Bundan 4 yıl önce. O yüzden çeşmenin tam nerede olduğunu hatırlayamıyordum. Bayağı oldu. Neyse. Adam yeri gösterdi zaten. Yarın sabah saat 8-9 gibi hayvanları vadiye indireceğiz. Ve şu yoldan oradan ilerleyip koyunları suya götüreceğiz. Oradan sırta çıkacağız. Oradan kort alana doğru ilerleyeceğiz. Evet. Videoyu sonlandırıyorum.